Deniz Havası kanalıma tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle dondurma yapacağız. Dondurma için gerekli malzemelerimizi hazırlamadan önce sütümüzü hazırlamamız gerekiyor. Bu yüzden ben malzeme listemi yazdım sizlere. Bir yandan da sütümü kaynatacağım. 2 litre sütümü bir tencereye aldım. Yaklaşık bir 10 dakika kadar kaynatacağım önce. İçinden bir kase süt ayıracağım. O arada nişastamla saf salebimi onun içinde eritmek için. Daha sonra sütüm koyulaşana kadar, yani hemen hemen yarım litresi uçana kadar kaynatacağım. Çünkü dondurma yaptığımızda sütün içindeki suyun dondurmamızda kristallenmesini ve böyle ağzımıza buzlanma tadı gelmesini istemiyorum. Hakiki Maraş usulü bir dondurma yapmak istiyorum. O yüzden de öncelikle en önemli malzememiz olan sütümüzü hazırlayacağız. Sütümüzün altını yaktım. Kaynamaya bıraktım. Bu arada o kaynamaya başlarken ben de malzemelerimi hazırlayacağım ve güzel ağzımıza layık bir dondurma yapacağız. Hadi hep beraber sütümüz kaynarken biz de malzemelerimizi hazırlayalım. Evet, gördüğünüz gibi sütümüz kaynamaya başladı arkadaşlar. Hemen bir yandan kaynarken bir yandan da hafif karıştırıyorum. Çünkü dediğim gibi içindeki suyunu tamamen kaybetmesini istiyorum. Bu şekilde bir 10 dakika kadar kaynatacağım arkadaşlar. Daha sonra bir kaseye sütü ayıracağım ki içinde buğday nişastasıyla salebi çözündürebileyim. 10 dakika sonra bir kase süt alacağım içinden ve kaynatmaya, hacmini kaybedene kadar kaynatmaya devam edeceğim. Yani aslında bir nevi sütü koyulaştırma işlemi yapıyorum arkadaşlar. Evet, sütümü bir 10 dakikadır kaynatıyordum arkadaşlar. Şimdi içinden bir kase alıyorum hemen. Tepeleme almak zorunda değilsiniz. Sadece hani saleple buğday nişastasını içine koyarken çözündüreceğimiz kadar almamız yeterli. Çünkü direkt kaynayan sütün içine atarsak içine top top olacaktır. Çözmemiz zor olacaktır. O yüzden bunu ılımaya alacağım. Bu arada sütümü biraz daha kaynatacağım. Dediğim gibi biraz hacminden kaybetmesi gerekiyor. Şimdi arkadaşlar sütümüz kaynamaya devam etsin. Şurada kaynatıyorum gördüğünüz gibi. İyice kaynayıp koyulaşmasını istiyorum. Az sonra şekerini ilave edeceğim. Ben de gördüğünüz gibi malzemelerimi hazırladım. Bir tek vanilya özütü yok içinde. Onu da zaten en son ilave edeceğim. Burada hemen süt kreması dediğim yoğurdumun kaymağı var. Ben bu arada çiğ süt kullanıyorum. Yani sütçüden alıyorum, sütümü mayalıyorum. Onun kaymağından kendime tereyağı yapıyordum. Bu sefer dondurma yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi yoğurt kaymağım var. Saf saleple buğday nişastasını çözdürmek için bir kase sütüm ve 2 su bardağı da şekerim var. Şimdi biraz daha sütüm kaynadıktan sonra ben şekerimi ilave edeceğim. Biraz daha kaynat. O arada da buğday nişastamla salebimi sütümle çözündüreceğim. Bu arada sütümün üzeri tabi sıcak olduğu için kaymak tutuyor. Bu kaymağı da hemen alıp üzerinden süt kremasının üzerine koyabilirsiniz arkadaşlar. Emin olun lezzet verecektir. Hani sütünüzün içinde kaymak kalmasın. Dediğim gibi önce hemen sütümüzü alıp buğday nişastamızı, salebimizi çözdürmeye başlayalım. Süt kremamızı karıştırdıktan sonra arkadaşlar, şimdi bunu hemen sütümüzün içine atacağım şekerden önce. Ne yapmamız gerekiyor? Hafiften içinden alıp şöyle aynı terbiyeli yerde çorbalarda yaptığımız gibi ısı dengelememiz gerekiyor. Yoksa hani kaymağımız hemen kötü olur. Parça parça kalır içinde, kesilir. O yüzden bir ısı dengelemesi yapmamız gerekiyor. Daha sonra içinde hiç püf kalmayacak şekilde blenderla çırpacağım. Ve sütümüzün içine ilave edeceğim. Bu şekilde artık ikisinin ısısının aynı olduğunu düşündüğümde ilave edeceğim.
Evet, gördüğünüz gibi pürüzsüz bir kıvam elde ettim. Şimdi dediğim gibi 1-2 dakika içinde artık bunu sütümün içine ilave edeceğim. Şekerimi ilave edeceğim. Bu arada evet, sütüm artık iyice ılıdı. Üzeri gördüğünüz gibi kaymak tutmuyor. Benim tatlı kaşığım şu tatlı kaşığı arkadaşlar. Hemen nişastayla salep'i de içine atıp bunları da çözdürüyorum. Çünkü artık peş peşe ilave etmeye başlayacağım. Bu da aynı şekilde pürüzsüz bir kıvam alacak. Hafif katı bir kıvam alacak. Çok sulu bir kıvam olmayacak. Bunu da çözdüreceğim. İyice hiç pürüz kalmayacak şekilde olduğundan sonra süt kreması, şeker ve salebimi de içine atıp güzel bir kıvam elde edene kadar biraz daha pişireceğim. Evet arkadaşlar, şimdi şekerimizi ilave ediyoruz. 2 su bardağı, klasik su bardakları şeker ilave ediyorum. İyice eridiğinden emin olana kadar karıştırıyorum. Ve peşine hemen süt kremamı da ilave edeceğim. Evet, şimdi süt kremamı da ilave ediyorum. Evet arkadaşlar, şimdi sütümün içine blenderımı yerleştirdim. Çünkü artık bir yandan şurada hazırladım. Salepli muhallebili süt karışımı ilave ederken bir yandan karıştırmam çok zor olacak hem çekim yaparken. O yüzden blenderı hızlı hızlı bir yandan çekeceğim. Bir yandan da yavaş yavaş kaşık kaşık, çünkü biraz koyu kıvamlı dediğim gibi, ilave edeceğim. Bu işlem kasemdeki sütüm bitene kadar devam edecek. Şöyle hafiflemekten çözümüne kadar, içinde pür olmaması açısından çekeceğim. Kasem işlem bittikten sonra normal karıştırmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar, artık bütün malzemelerimi ilave ettim. Hiç pürüz kalmayacak şekilde de gördüğünüz gibi çektim. Şimdi bir 10 dakika daha koyulaşması açısından kaynaması gerekiyor. Daha sonra tekrar ılımaya bırakacağız. Artık koyulaştı arkadaşlar. Şöyle kıvamını göstereyim size. Şöyle hafif koyu bir kıvam alıyor. Şimdi bunu soğumaya bırakacağım. Soğumaya bırakmadan önce hemen kabını değiştireceğim. Ben buzlu atacağım için şöyle bir çelik kap kullanacağım. Size de böyle bir şey tavsiye ederim. Bunun içine alıp soğumaya bırakacağım. Soğuduktan sonra, iyice ılıdıktan sonra daha doğrusu, güzelce çırpacağım mikserle ve buzluğa atacağım. 2 saatte bir çıkartıp tekrar çırpacağım. Şimdi öncelikle soğuma işlemine geçelim. Altını artık kapatıyorum ve soğuması için kabımı değiştiriyorum. Kabımızı değiştirdim arkadaşlar. Arada karıştırarak şöyle soğumasını hızlandıracağım. Soğuduktan sonra dediğim gibi buzluğa koymadan önce güzel bir mikserle çırpacağım. Daha sonra da ağzını streçleyip 2 saatte bir tekrar çırpmak için buzluktan çıkaracağım. Zaten soğuduktan sonra biraz daha yoğunlaşacak. Daha da azalacak dondurmamız. Artık dondurmamız soğudu arkadaşlar. Şöyle kıvamını göstereyim size. Şu hafif süzme yoğurttan biraz sıvı kıvamında bir kıvamı var. Şimdi bunu artık dolaba koyma zamanımız geldi. Dolaba koymadan önce dediğim gibi 1-2 dakika kadar iyice çırpmamız gerekiyor. Şimdi ben bunu mikserle, şöyle normal bir mikserle 1-2 dakika kadar çırpıp streçleyip buzluğa atacağım. Gördüğünüz gibi ağzını iyice sıkı sıkı streçledim. Hiçbirinden hava girmeyecek şekilde. Şimdi dediğim gibi minimum 2 saatte bir, hani vaktiniz varsa 3 saatte bir çıkartıp karıştıracağız, tekrar çırpacağız ki hem dondurmamız daha sakızımsı bir kıvam alsın, hem de içindeki kristallenme, buzlanma kesinlikle kalmasın, hem de dondurmamızın rengi biraz daha beyazlasın, Maraş dondurmasına yakın bir dondurma lezzetine, görünümünde olsun diye. Şimdi buzluğa kaldırıyorum arkadaşlar. 2 saat sonra tekrar çırpmak için çıkartacağım ben. Dondurmamız dondu arkadaşlar. Şimdi
Hemen açıyorum. Daha tam hazır değil aslında ama önce bir tur çırpmamız gerekiyor. Gayet güzel katılaşmış. Evet. Gayet güzel katılaşmış. Şöyle. İçine bu içindeki buzlanmanın çok olmaması için hemen bir tur çırpacağız bunu. Şöyle mikserle 5 dakika çırpacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Bir 5 dakika çırpacağım. Bu şekilde hem dondurmamız daha beyaz olacak, hem de daha sakızımsı bir kıvam alacak. Dediğim gibi bunu 2 saatte bir yapmamız gerekiyor. Şimdi bir 5 dakika kadar çırpacağım ben bunu. Çırpma işlemimiz bitti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dondurmamız biraz daha beyazladı. Şekil almaya başladı. Şimdi tekrar kapatacağım ağzını ve yaklaşık 2 saat sonra tekrar bir şekilde çırpacağım. Yaklaşık 3-4 defa daha bu çırpma işlemini ben artık uygulayacağım. Fakat bu aşamaları artık göstermeyeceğim. En son bitmiş halini sizlerle paylaşacağım. Umarım siz de yapar ve denersiniz. Gerçekten evde lezzetli bir Maraş dondurması yemenin tadı bir başka. Çok güzel oluyor. Dediğim gibi. Son eğer bitmiş halini gösterdiğim zaman zaten dışarıdan alma bir dondurmadan ne kadar farklı olduğunu hepimiz daha iyi göreceğiz. Şimdi ağzını kapatıyorum. Dondurucuya gönderiyorum. Dondurmamın son hali bu şekilde arkadaşlar. İsterseniz bu şekilde de servis yapabilirsiniz. Hani kare bir tabağa döküp, isterseniz gerçekten dövme dondurma gibi olsun istiyorsanız, ben bir parçasını sizin için aldım nasıl dövme dondurma olarak yaptığımı göstermek için. Önceden benim bir tane tokmağım vardı. Maalesef şu an yani uzun zaman dondurma yapmadığım için nereye kaldırdım unuttum. Ama kaşık yardımıyla da aynı işi yapabilirsiniz. Şöyle dondurmanızı döverek, ben bu dondurmayı yaklaşık 5 dakikadır dövüyorum bu arada. Dövme dondurma kıvamına da getirebilirsiniz. Kesinlikle bu şekilde yaparsanız hiçbir buzlanma yapmıyor. Ve üzerinde sosla servis yapabilirsiniz. Ben şimdi servis yaptığım halini göstereceğim size. Son halini paylaşacağım. Lezzet olarak da gerçekten çok mükemmel olmuş. Biraz sıcakta beklettiğim için erimeye doğru tabii çekim yaparken, ama yani şunun görebilirsiniz. Gerçekten hiçbir şekilde bozulma yapmıyor. Bıçakla keserek de servis yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi dövme dondurma tadında olsun, uzasın, sakız gibi olsun istiyorsanız ne kadar çok döverseniz o kadar çok lezzetli olur. Öyle söyleyeyim. Daha sonra buzlukta 1-2 dakika tuttuğunuz takdirde de isterseniz yine kaşıkla yiyebilirsiniz. Ya da böyle külahınızı alıp böyle de yiyebilirsiniz. Ben dediğim gibi yaklaşık 5 dakikadır bu dondurmamı dövüyorum. Artık hazır ve lezzet olarak da çok güzel oldu. Ben şimdi çikolata sosla süsleyip servis aşamasına geçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da son hali. Gördüğünüz gibi çikolatayla da süsledim. Çok güzel oldu. İsterseniz siz üstüne fındık fıstık da serpebilirsiniz ama ben sade sevdiğim için bu şekilde yiyorum. Ama gelen misafirlerimi fındıkla fıstıkla süsleyip de servis ediyorum. Umarım siz de beğenirsiniz ve kanalıma abone olmayı unutmazsınız. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın.